Kesme lan lafımı. Biz sanki hiç helikopterden yükleme yapmadık. Ne diyordum? 80'li yıllar abi. He. 80'li yıllar. Çok garipti. Neydi o herifin adı? Milletin içkisine aspirin atıyordu, bayıltıyordu falan. Neydi? Yalçın abi. He. Şimdi bu adam 10 yıl boyunca milletin içkisine aspirin attı, gitti onun kız kardeşinle yaptı, falan yaptı, filan yaptı. Ha amenna, tamam. Oyuncuydu, rolünü yapıyordu da. Gençler yıllar boyu sinemalarda bunu seyretti. Ondan sonra gelsin tecavüz, gelsin cinayet. Biz ucuz kurtardık abi. Ucuz mu kurtardık? Neyi ucuz kurtardık oğlum? Bak, bu zihniyet insanoğlunu yıllarca yedi bitirdi. Biz neresinden kurtardık onu söyle. En azından küçükken anamızın koynunda masal dinledik abi. Masallar da berbattı be Selim. Ben çok severdim de abi. Hep böyle mutlu sonlar, mesajlar falan. Güzeldi yani. Sana öyle geliyor pantolonun üstünden. Neydi o karının adı? Hani 7 tane götten bacaklının evine giriyor da. Pamuk Prenses mi abi? Ha. Şimdi bu Pamuk Prenses neden hiçbir cücenin koynuna girmedi? Cüce oldukları için abi. Cüce oldukları için. Çocuklara verilen mesaj bu işte. Neymiş? Cüceler sevişemez. Peki bu cüceler insan değil mi? Senden benden ne farkı var? Ha? Senden benden ne farkı var? İşine geldiğinde boyutu değil işlevi deyip işin içinden çıkıyorsun, hötöröflük yapıyorsun. Sonra da cüceler pamuk helva yiyemez. Yok ya, olmaz öyle şey. Haklısın abi. Haklıyım tabii. Sonra o ne öyle? Prensler, prensesler, şatolar, matolar. Gençleri zenginliğe özendiriyorlar. Ondan sonra gelsin hortumculuk, gelsin hırsızlık. Ama abi böyle masum masallar falan da vardı. Günahlarını almayalım. Dünyayı bok götürüyor be oğlum. Masallar mı masum olacak Selim? Neydi o? Mesel, kurbağa, prens dalgası. O da mı masum değil abi? Aslını bilmiyorsan çok masum işin tabii. Bak şimdi. Yer, Amerika Birleşik Devletleri, eyalet Arizona ve Arizona çölü. Şimdi burada yaşayan bir tane kurbağa var. Bu kurbağanın tek özelliği dudaklarının çevresinde acayip bir uyuşturucu madde taşıması. Efsaneye göre bizim lavuk Arizona çölünde nereden geldiyse yürüyor. Aç susuz günlerdir efendime söyleyeyim. Karnı aç. Karşısına bu kurbağa çıkıyor. Bak kurbağayı alıyor tabii eline. Yiyecek ağzına götürüyor. Kurbağanın dudakları onun dudaklarına bir değiyor. Abinin kafa değişiyor. Uçuyor. Bilmiyor tabii uyuşturucu meselesini. Bir bakıyor avucuna, kurbağa yok. Bir bakıyor karşıya pat, karşısında bir tane prens. Şimdi buradan ne çıkar? Şu çıkar. Karşısındakini prens zannettiğine göre bizim lavuk neymiş? Kadınmış. Peki o dönemde çölün ortasında tek başına bir kadın ne yapıyormuş? Hı? Ne yapacak? Fahişelik yapıyormuş tabii. Peki biz ne yapıyormuşuz? Kafası güzel bir fahişenin fantazilerini çocuklarımıza anlatıyormuşuz. Bu mudur masumluk? Ha? Değil abi. Ama iş şimdi bununla da bitmiyor. İş şimdi bu kurbağayı alıyoruz. Beyaz bir atın üstüne bindiriyoruz. Alıyor sana beyaz atlı prens. Hayır şimdi...